Çoluk çocuk herkes sokakta. Bakalım bugün neler gelecek başıma. Bakalım bugün neler gelecek başıma. Potasyum nitrat, odun kömürü tozu, bir şey daha vardı, neydi? Ha, kükürt işte. Ha, tamam oldu. Hadi bakalım. Eyvah askerler. Yakalanmadan kaçayım çabuk. Ha, yine mi sen? Gel buraya. Allah Allah! Koş la gari koş! Gel buraya! Dur kaçma! Gel! Kaçma dedim! Şuna bak! Nasıl koşuyor? Gel buraya! Tazı kaçma dedim sana! Kaçma! Bak, gel buraya! Gel dedim! Gel buraya! Kaçma! Ayağım! Şimdi yakalarız onu! Bak kalktı, yine kaçıyor. Hadi. Gel buraya. Kaçma, gel bakalım oğlum. Hadi oğlum. Hadi paça. Hadi göster beni. Hadi. Al bakalım. Topla. Hadi. Evet. Aferin oğlum sana. Bayağı yükseğe zıpladın. Çok iyiydin paça. Ha? Önüne baksana biraz. Asıl sen bak. Bana sen çarptın. Ne? Ay. Nereye kayboldu bu çocuk? Hiçbir yerde yok. Eyvah, askerler geldi. Şimdi ne yapacağım ben? Bir şu tarafa bakalım. Bulurlar beni hemencecik. Ne yapacağım? Sen iyi misin? Ne oldu sana? Ben... Demek evini sırtında taşıyorsun. Çok ağır olmalı. Hiç incir kalmamış. Keşke birkaç tane kalsaydı. Bu hezarfen yine nereye takıldı? Bak gelmedi. Biraz daha bekler gideriz. Cafer dedeyi özledim ben. Ben de incirleri özledim. Yakup. Hadi gidelim. Ömrümü bir çocuğu bekleyerek geçiremem. Bekle beni Yakup. Şu köşeyi dönünce yakalarız onu. İşte geliyorlar. Yardım et bana. Ha, tamam buldum. Bak şimdi. Ben şuradaki çitin arkasına saklanacağım, tamam mı? Sen de askerler beni sordukları zaman şu diğer tarafa gittiğimi söyleyeceksin. Anlaşıldı mı? Nereye gittiğimi sakın söyleme. Ama ben... Bir dakika. Söylesene evlat, buradan geçen bir çocuk gördün mü? Elinde bir çuval vardı. Çocuk mu dediniz? Evet. Gördüm tabii. Evet, bir çocuk. Elinde de bir torba vardı. Vay kerata, gammazlayacak beni. En iyisi buradan hemen kaçmak.
Evet evet, işte o. Ne tarafa gitti söyle bakalım akıllı çocuk. Aa, işte şu tarafa gitti. Sağ ol evlat, her çocuk senin gibi uslu olsa keşke. Ne? Bu keçi niye o tarafa bakıyor acaba? Yok canım, o şaşı. Ne tarafa baktığını ben bile anlamıyorum doğrusu. Ben hayatımda ilk kez bir şaşı keçi görüyorum doğrusu. Hadi arayı açmayalım. Çok iyiydin paça. Zarfem gelmediğine çok pişman olacak. Bu tahta parçalarıyla neler yapardı o şimdi? Aferin sana, çok iyi iş çıkardın. Bir an beni neyse boş ver. Mecbur kaldım. Yoksa senin gibi bir suçluya neden yardım edeyim ki? Yanılıyorsun. Ben suçlu falan değilim. Peki o zaman niye arıyorlar seni? Mühimmat deposundan birkaç malzeme aldım. O yüzden arıyorlar. Çaldın mı? Hayır, buna çalmak denmez. Devlet bilime destek vermeli bence. Ben sadece bana lazım olan birkaç parçayı aldım. Onlarda daha çok var nasılsa. Ne yani, sen şimdi bilimle mi uğraşıyorsun? Ne sandın ufaklık? Hem de uçma alanında uzmanlaşıyorum. Ne? Uçma mı? Ama neyse, boş ver bunları. Anlamazsın sen zaten. Ama yine de sağ ol, beni sakladın. Dur bir dakika lütfen, bekle beni. Bekle dedim. Peşimden gelmeyi bırakın. Bir keçi ve bir çocuk şu an ihtiyacım olan en son şey. Önemli işlerim var benim, tamam mı? Ben çok yoruldum. Ben de çok yoruldum. Bir yerlerden su falan buralarda bulsak artık. Bir yerde oturalım artık. Yeter artık canım. Nereye gittiyse gitti. Çocuk cin gibi. Yok oldu birden. Şu ağacın altında biraz yapalım? Dinlenelim. Nasılsa elimize geçer işte. Elbet. Öldüm. Ne? Vay canına. Nasıl kabul ettim ki ben bunu? Bir de şimdi işin gücün yoksa çocuk avut. Bu Leonardo'nun ilk çizimlerinden. Ben de faydalanıyorum bunlardan. Sen nereden biliyorsun bakayım bu çizimleri? Bizim de kendimize göre uzmanlıklarımız var tabii. Bir gün ben de mutlaka uçacağım. Birkaç yıldır bunu kafama koydum. Sen mi uçacaksın? Nasıl uçacaksın peki? Yoksa senin şu keçinin kanatları mı var? Sen ancak masallarda uçarsın çocuk. Birincisi, ben çocuksam sen de çocuksun. İkincisi, masalları küçümseme. Onlar olmasa uçmayı hayal bile edemezdik. Ve üçüncüsü, aynı zamanda en önemlisi, kulaklarını açıp iyi dinle. Benim uçuş modelim kuşlar. Onların kanat yapısına bakarak biz de kendimize kanatlar yaparsak ve rüzgara karşı bu kanatları çırparsak uçabiliriz. İşte böyle bak. Gördün mü? Kuşlar gibi. Sen anlat bakalım şimdi. Sen nasıl uçmayı planlıyorsun? Uçmaktan çok bir yerleri patlatacak gibi görünüyorsun. Kusura bakma. Ben seni biraz hafife almışım. Adın neydi senin? Benim adım Hezarfen. Ben de Lagari. Memnun oldum Hezarfen. Ben de. Unutuyordum. Bu da Paça. Benim en yakın arkadaşlarımdan biri Paça. Demek Paça. Güzel bir isimmiş. Neyse, hadi oyalanmayalım da işimize bakalım. Lagari, sen ne yapacaksın bunlarla? Barut yapacağım. Barutla ne yapacaksın peki?
fişeği barutla doldurup sonra ateşleyeceğim. Bak şimdi potasyum nitrat, odun kömürü tozu ve kükürt. Bunları karıştırdığımız zaman barutumuz hazır demektir. Demek barut malzemelerini aldın depodan. Evet. Şimdi de barutu fişeğe doldurmamız lazım. Yeter bu kadar seyrettiğin, yardım et bakalım hadi. Ne yapacağım bununla, hiç anlamadım. Bak şimdi ben barutu dolduracağım, sen de sıkıştıracaksın. Ha. İyice sıkıştırdıktan sonra ağzını kapatacağız, tamam mı? Tamam. Ne? Biraz da bundan koyalım. İşte oldu Hezarfen, fişek tamam. Vay canına, çok güzel oldu. Hazır senin gibi yetenekli bir yardımcı bulmuşken diyorum ki bir deneme mi yapsak? Anlayamadım, nasıl yani? Bir uçuş denemesi yani. Fişeği ateşleyip mi? Evet Hezarfen, neden olmasın? Bence hava kararmadan bitirelim şu işi, ne dersin? İyi ama ya bir şey olursa, ya başaramazsan, ya havadayken barutun biterse... Hesapladım ben, barut bitmiyor. Hem hiç denememek başaramamaktan daha kötüdür. Önce açık havaya gideceğiz. Bunu sırtıma takacağım. Sana komut verdiğimde fitili ateşleyeceksin. Böylece büyük günden önce bir deneme yapmış olacağız. Lagari, ben pek emin değilim. Bence bu barut çok az. Aslında kanatların da olsa barut bittiğinde onları kullanırsın. Hem inişin çok daha kolay olur. Hezarfen, lütfen fikirlerini kendine sakla, olur mu? Sen şimdi dediğimi yapacak mısın, yapmayacak mısın? Yapacağım yapmaya da öncelikle bilim kardeşliği adına seni uyarmam gerekiyordu Lagari. Tamam o zaman uyardın işte. Hadi Hezarfen, yak bakalım. Sen ne kadar şanslısın ki tarihi bir olaya tanıklık edeceksin. Allah'ım, sen yardım et, neye bulaştım ben? Umarım bu tarihi olay sana yaptığım ayakkabılar gibi sonuçlanmaz paça. Böyle barut, yoksa barut mu bitti? Düşüyorum, düşüyorum. Galiba düşüyorum. Barut, yardım barut edin. Bitti. Ay, düşüyorum. Düşüyor. Paça, Lagari düşüyor. Lagari, iyi misin? Ne oldu? İyiyim, merak etme. Ama kanatlar konusunda sen haklıymışsın. Hezarfen'i merak etmeye başladım. Hala gelmedi. Merak etme, her an her yerden çıkabilir. Herkese merhaba. Bak, demedim mi? İşte geldi. Nerelerdeydin oğlum? Hiç sorma Cafer dede. Uzun hikaye. Kesin yine çok uçuk kaçık işlerle uğraşıyordur Cafer dede. biraz öyle. Her
her seferinde paçayı nasıl kurtardığımı merak ediyorsanız sakın bir sonraki bölümü kaçırmayın.